Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, 1. soru karşımızda. Demiş ki 538.703 sayısının binler bölündeki en küçük rakamın basamak değeri kaç olacak? Burada arkadaşlar bakın, en küçük rakam 3 binler bölüğünde. Bunun basamak değeri ne olacak arkadaşlar? Diğerlerini sıfır sayarsak 10 binler basamağında 30 bin olacak. Yanlışlıklar da yok. Muhtemelen bunu diyecekti arkadaşlar. Şık hatası deyip burayı 30 bine tamamlıyoruz. B şık. Hocam yanlış olur mu? Hayır, kesinlikle doğru cevap arkadaşlar. Çünkü basamak değeri 10 binler basamağında burası. Evet, 104.432.093 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde, bunu yer değiştirirsek o zaman 093.432.104 oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 93.432.104 dediğimiz C şıkkı olacak bu sayımız diyoruz. Evet, 3. soru. Yukarıdaki verilen adımlar arasında farklı bir sabit olan sayı örüntüsünde A ve B sayılarının toplamı kaçtır? 4 artmış. Demek ki 4 artıyor. O zaman ne olacak? 4 arttıralım, 19. 4 arttır 23, doğru. 4 artır 27 olacak. A ve B'nin toplamı 27 ile ben 19'u topluyorum arkadaşlar. 6 elde var. 1, 4, 46. 46 D şık olacak arkadaşlar diyoruz. 4. soru. Eskişehir'de yapılan kan bağışı kampanyasında Kasım ayında 3248, Aralık ayında 4509 kişi kan bağışında bulunmuştur. Buna göre bu hikayede toplama işlemi soruyor. 4509 ile 3248. Sağdan itibaren birler basamağından alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Buradaki olayımız bu. 98 daha 7 elde var 1. 4 1 daha elde var 1'di. 5. 5-2 daha 7, 4-3 daha 7. 7.757 kişi kan bağışında bulunmuştur diyoruz. Evet. 5. soru. Eskişehir'de yapılan kan bağışında Kasım ayında 3248, Aralık ayında 4509 kişi kan bağışında bulunmuştur. Buna göre Aralık ayında bağışta bulunan kişi sayısı Kasım ayındakilerden kaç fazladır? Burada da çıkartma işlemini soruyor. 4509'dan 3248'i çıkartıyoruz şimdi. 9'dan 8 çıktı 1. 0'dan 4 çıkmaz, 1'li kaldım. 10'dan 4 çıktı 6. Burası 4'e düşmüştü. 4'ten 2 çıkar 2. 4'ten 3 çıkar 1. 1261 kişi fazladır. Bu da basit bir çıkartma işlemiydi. Evet. Diyor ki yukarıdaki yapılan zihinden işlem hangi işlem için gösterilmiştir? 82'yi 10 ile çarpmış. Sonra çıkan sayıyı 2'ye bölmüş. 10 ile çarp 2'ye böl nedir arkadaşlar? 5 ile çarpmaydı. 100 ile çarp 2'ye böl 50 ile çarpmaydı. 100 ile çarp 4'e böl neydi? 25 ile zihinden çarpmaydı. Burası 5 ile çarpma. Çünkü 10 ile çarp 2'ye bölersen, onu 2'ye böl, bir sayıysan 5 ile çarpmış olursun zihinden. 7. soru. Tek seferde 24 paket taşıyabilen bir kargo aracı 312 adet paketi taşımak için kaç sefer yapmalıdır? 312'yi ben burada 24 adet bir seferde yaptığına göre 312'yi kaç seferde yapar? Böleceğim 24'e. 312 bölü 24. 31'in içinde 24 bir defa var. 24 çıkardım 7. 2 aşağı geldi. 24'ü kaç tanesi 72 edecek? 24. 48, 72. 3 tane var. Dedik 72 etti. 0, 0. Demek ki 13 adet sefer yapmalı diyoruz biz burayı. Şimdi gelelim, bir üçlü sayı sorusu var. Aman dikkat. A çarpı A çarpı A 8 üzeri 3'müş. 3 tane A'yı çarpmış. Yani bu A üzeri 3 olması lazım. 8 üzeri 3 ise o zaman A 8'dir arkadaşlar. A eşittir 8. 2 tane 4'ü çarpmış. 4 üzeri B demiş. Bu nedir? 4'ün karesi olacak. 4 üzeri 2 yani. O zaman B nedir? B de buradan 2'dir. A artı B nedir? 10 olacak. Bakın arkadaşlar, şöyle diyeyim. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 4 tane 2'yi çarpmış. Bu eşittir 2 üzeri 4 üstü sayılarda. 3 tane çarpsaydı 2 çarpı 2 çarpı 2 deseydi 2 üzeri 3 olacaktı. Mesela
5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 4 kere çarpmış, 5 üzeri 4 olacak. Çarpılma adedi üst, tabandaki sayı da taban olacak arkadaşlar. Üstü sayılarda diyoruz ve geçiyoruz. Bir işlem önceliği sorumuz var. 48'i bölmüş, sonra 8'e toplamış, 16 elde etmiş. Biz bu tip sorularda verilmeyeni bulmak için tersten geliriz. O halde şimdi bunu böldükten sonra toplayacak mı? Ben de çıkartıyorum. 16'dan 8'i çıkartırsam 8. Şimdi 48'i bu kare sayıya bölersem 8 çıkacakmış. 48'i kime bölersem 8 çıkar arkadaşlar? Burasının 6 olması lazım diyorum A şıkkında. Yani verilmeyeni bulmak için tersten gelirsiniz dedik. 10. soru. Deniz, 10 tane daha bilyesi olursa bilyelerinin sayısı 4'ün küpüne eşittir. 4'ün küpü nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4. Buna göre Deniz'in kaç tane bilyesi vardır? Bu nedir? 4 çarpı 4 16. 16'da da 4'ü çarp 64. 10 tane daha bilyesi olursa diyor. 64'ten 10'u çıkartıyoruz arkadaşlar. 54 sayısı B şıkkında karşımıza çıkacak. Çünkü 10 tane daha bilyesi olsaydı diyor. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını 8 eş parçalayarak A kesri gösterilmiştir. A kesriyle aşağıdaki eden hangisi söylenemez? Bakın bu A kesri 8'e bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydam 8 o zaman. Payımda A ikinci ise 8'de 2. Basit kesirdir. Evet, birim kesir değildir arkadaşlar. Paydası 8'dir. Evet, birim kesri 8'de 1'dir. Hani bunun birimi 8'de 1'dir. Evet, birim çünkü payda kaç olursa olsun payın 1 olması demekti. Bana söylenemez olanı soruyor. Bu bir birim kesir değildir arkadaşlar. 8'de 2'dir bu. Basit kesirdir. Tamam. 12 ve 13'ü birlikte alt alta yapalım aynı ekranda. Aşağıdaki kesirden hangisinin değeri diğerlerinden büyüktür? 4'te 1, 3'te 1, 2'de 1, 12'de 1. Eğer paydalar eşitse yani 5'te 3 mü, 5'te 2 mi, 5'te 3 daha büyük. Paydalar eşitse payı büyük olan. Eğer paylar eşitse mesela 3 bölü 4, 3 bölü 5. Hangisi daha büyük? Paydası küçük olan daha büyük olacak paylar eşitse. Bunların payı eşit, o zaman paydası küçük olan en büyük olacaktır diyoruz. En küçük de budur. 1 bölü 12. Aşağıdaki kesirlerden hangisini bileşik kesire çevirmiş halinde payı paydasının 4 katından 3 fazladır. Bileşik kesire çevrilmiş halde. Bakalım çevirelim bakalım bunu bileşik kesire. Ne yapıyorduk? Tamla paydayı çarpıp payı topluyorum. 3 ile 4'ü çarp 12. Yukarıyı topla 13 bölü 4. Hepsini bir çevirelim. 4 ile 7'yi çarp 28. 3'ü topla 31 bölü 7. 3 ile 5'i çarp 15. 4 ile topla 19 bölü 5. 3 ile 12'yi çarp 36. 1'i topla 37 bölü 12. Diyor ki 4 katından 3 fazladır diyor. Zaten arkadaşlar 4 katından yani 4 ile çarpıp payı paydasından 3 fazla olması için direkt hiç hesaplamaya da gerek yok. B şıkkı. Çünkü bunu 4 katına al 16, 3 fazla 19. 4 katına al 28, 3 topla 31. Zaten 4 tam 7 de 3'ü tarif ediyor arkadaşlar. Burası da açıkçası. 14. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda 2 tam ile 3 tam arasında yer alır? Yani o zaman bölelim bakalım. 9'u 4'e böl. 2 tane var. 8 çıkardım 1. 2 tam 4'te 1. Bu 2 tam ile 3 tam arasında. Cevap bu. Bunu bölüyorum. Bu 3 tam. Bu direkt 3 tam. 7'yi 2'ye bölüyorum. 3 tam 2'de 1. 8'i 6'ya böl. 1 tam 6'da 2. Hangisi 2 ile 3 arasında? 2 tam dediği için. Tamımız neyse arkadaşlar. Mesela 5 tam mı var? O 5 ile 6 arasındadır. 2 tam var. 2 ile 3 arasında bu. Tamam. Kesirlerde sadeleştirme. Diyor ki 32'de 8 4'te kaça eşittir diyor. Ne yapmış? Kaça bölmüş buraya getirmek için arkadaşlar? 8'e bölmüş. 32'yi 8'e bölmüş. 4 yapmış. O zaman ben de 8'i de 8'e bölersem bunu eşit bulacağım. Doğru mu? 8 bölü 8 1'dir. Demek ki burası 1. 4'te 1. Deneyelim. Eşit mi olacak buna? Denk mi olacak? 32'yi 8'e böl 4. 8'i 8'e böl 1. Denk oldu. Gördük mü? 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi 60'ta 24 kesrine denk değildir? Şimdi burada ikisini kıyaslayarak da mesela 60'ta 24, 6'da 4. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? 10 ile genişleteceğim. 60'ta 40. 60'ta 24'e denk mi? Hayır, değildir diyor. Zaten buna bakacağım. 30'da 12, 60'ta 24. Bunu 2 ile genişletiyorum.
60 oldu paydam. Payım da 24. Eşit oldu mu? Evet eşit. Bu gitti. 20'de 8, 60'da 24. Ne yapmam lazım? 3 ile genişleteyim. Paydam 60, payım 24. Gitti. 60'da 24, 90'da 36. Bakın 60'da 24, 90'da 36. Ben ne yapayım bunu arkadaşlar? Nerede genişleteyim? 180 için burayı 3 ile burayı da 2 ile genişleteyim. Acaba eşitler mi? Şimdi ikisini de genişleteceğim. Sadeleştirme de yapabilirim. Burayı 2'ye, burayı 3'e bölersem o da olur da ben genişletmeyi gösteriyorum. 3 ile genişlettim. 180'de 24 ile 3'ü çarparsanız 72. 2 ile genişletiyorum. 180'de 36 ile 2'yi çarparsanız 72. Bu da denk oldu. Hangisi denk değilmiş? A şıkkı. Zaten hocam en başta buldun. Niye uğraşıyorsun? Göstermek amacıyla sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi ABC ifadenin karşılık yan kesirlerinin sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisindir diyor. Basın, bakın basit, bileşik, basit. O zaman B en büyük. B bir kere en büyük arkadaşlar. B'yi yazdım en büyük. En sağda olacak. Zaten cevabın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Ama 4'te 3 mü 12'de 5 mi? 4'te 3, 12'de 5. Bunu da şimdi şıkların bir tanesinde de B olsaydı ben bunu genişletecektim 3 ile. Ne oldu? 12'de 9. Burası da 12'de 5. Hangisi büyük? Bu büyük. O zaman B büyük, A sonra C. Evet, C şıkkı doğru cevap. İlk cevabı görür görmez işaretlemeyin. Ola ki yanılıyor olabilirsiniz. Kendinizi arkadaşlar sağlamaya yapın. Sağlama işlemlerini hani tekrardan bir kontrolünüzü yapın ki doğru olduğunuzu görün. Ömer girdiği sınavda soruların 10'da 2'sini yanlış cevaplamıştır. Bu sınav 20 sorudan olduğuna göre Ömer kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? 20'nin 10'da 2'sini soruyor bana. Nedir bu? Bütünden parçayı bulma. 20'yi bölüyorum ona. Kaç tane var? 2 tane var. 20. Çıkan sonuçta payı çarpıyorum. 2'yi çarpıyorum. 4. Ne oldu? 4 soruyu yanlış cevaplamıştır diyoruz. 19. Bir pantolonun fiyatının 5'te 2'si 50 lira olduğuna göre tamamı kaçtır? Şimdi de parçayı vermiş, bütünü soruyor. 50'yi bu sefer paya bölüp paydaya çarpacağım. Bütünü verip parçayı sorarsın. Yani 50 liranın 5'te 2'si deseydi 50'yi 5'e böl 2 ile çarp. Ama elimdeki fiyatın 5'te 2'si 50 liradır dediğinde parçayı vermiş, bütünü istiyor. Bu sefer ters işlem. Sayıyı paya bölüp paydayla çarpacağım. 50'yi böl 2'ye ne oldu? 25. 25'e de 5'i çarparsam tak ne oldu? 5, burası da 10, elde var 2. 125 edecekmiş bunun tamamı. Son sorum, sınavın son sorusu. Aşağıdaki hangisinin sonucu en büyüktür? Ne yapacağım? Bir toplamaları yapalım bakalım. Paydaların eşit olması lazım. Burayı 2 ile genişlet. 4'te 8'de 2 ile 8'de 1'i toplarsam 8'de 3. Burası 8'de 3. Buraya bakıyorum. 4 ile 6 nerede bileşirler? 12'de. Burayı 2 ile 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile. 12'de burası 3 oldu. Burası da 12'de 2 oldu. Toplarsam 12'de 5. Buraya bakıyorum. 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 6'da 2 artı 6'da 1. Ne oldu? 6'da 3 oldu. Bakın ben şöyle diyorum. Bu yarım. Bunlar yarımdan küçük. Bu daha büyük şu anda. Buna bakalım. 2 ile genişletiyorum. 4'te 2 artı 4'te 1. Ne oldu? 4'te 3. Bu da yarımdan büyük. Hiç paydalar eşitlememe falan gerekiyor. Ya da paylar eşitse paydası küçük olan büyüktü. D şıkkı en büyük olacak. Hocam niye? Bu da bakın payı 3. Bakın yarıma yakınlık, tama yakınlık. Bu yarıma yakın değil. Yarıma yakın arkadaşlar ama yarım değil bu. Bu tam yarım. Bu da yarımın üstünde. 4'te 2 yarımdır. 4'te 3 yarımdan büyüktür. Bundan dolayı D şıkkı. Eğer tereddüt duyuyorsanız paydaları eşitleyin. Kimin büyük olduğunu bulun. Ya da paylar eşit. Paydası en küçük olan yine zaten D şıkkı olacaktı. 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sınav örneğini bu şekilde çözmüş olduk. Açıklama kısmına 5. sınıf matematik ve fen bilimleriyle ilgili oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.